iki yüzlü tavrına ne demeli? Evet. Yani mülteci sorununda ortaya çıkan tavrına Avrupa'yı millet medeni zannediyor. İşte gelişmiş şehirler, işte insan hakları, demokrasi. Al bak binlerce insana karşı denizde bırakıyor mesela. Yani hiç umurunda bile olmuyor. Veya almıyor, alıp işte baskı uyguluyor, bir yere başka bir yere sürüyor. Yani kendinden olmayanı da insan gibi görmeme anlayışı var. Yani Darwin'in kafanın getirdiği anlayış bu. Ya yani, şey çok önemli söylediğin olay. Mesela bu mülteci göçü yeni yaşanmıyor ki yani. Anlatıyor hocamız, Kartal da söyledi şimdi. 4 yıldır Suriye Savaşı'ndan beri bu mülteci sayısı gitgide her sene artıyor. Şu an neredeyse ülkemizde kayıtlı 2,5 milyon Suriyeli kardeşimiz var. İftar ediyoruz inşallah bizdeler. Ölene kadar da bizde kalsın. Hatta hocamız diyor onlara vatandaşlık verilsin. Her türlü haktan da yararlansınlar. İftar ederiz. Onun bereketini de Allah her zaman verir hocamız söylüyor. Şimdi bunlar hepsi sessiz kaldı. Hiç Avrupa'dan değil mi? Mesela Danimarka 65 kişi verin. 65 kişiye bakarız. Yok parasını verelim orada bakın. 5 yılda 300 kişi alırız ama üniversite mezunu mu vasıflı mı mesela Amerika bakalım dediler. Ama olay artık dünya kamuoyunun öyle bir gözüne sokuldu ki yani özellikle bu bebeğimizin şehadet olayında. Şimdi oradaki halklar da vicdansız değil. Yani derin hükümetler, derin bağlantılar oluyor ama halk da yani oradaki çoğu insan da duyarlı insanlar, vicdan sahibi insanlar. Birçok orada değil mi gösteri düzenlediler, mültecilere tren istasyonlarında çikolata yiyecek ikram ettiler. Mesela çocuklarla oynayan orada Danimarkalı, Norveçli polisleri gördük. Böyle olunca tamamen göstermelik, tamamen riya yani halkın korkusundan, halkın gözünü boyamaya yönelik. İşte toplamında biz de 800 bin Avrupa'ya genel mülteci alacağız. Türkiye'ye ne gerekiyorsa yardım verelim, orada baksınlar. Bunu François Hollande da bu haftacı telaffuz etti. Bugüne kadar siz Türkiye'de 2,5 milyon göçmen olduğunu görmüyor muydunuz? Hani demokrasi, sizin hani insan haklarına saygınız? Macaristan'da tel duvarlar örüyorsunuz. Hırvatistan'da, Sırbistan'da sınırları kapıyorsunuz. Schengen vizesi oluyor ortadan kalktığında. Bulgaristan yok canında asker yığdı Türkiye'den geçiş olmasın diye. Duvar ördüler. Tamamen ekonomik ve materyalist bak. Bunun da temeline baktığımızda Avrupa kültürünün temelinde özellikle Fransız ihtilalinden sonra gitgide katlanarak gelen bir Darwinist materyalist eğitim ve tamamen çıkarcı bir anlayış var. İşte görüyorsunuz yani oturup da ondan sonra Türkiye'ye özellikle Kürt kardeşlerimizle ilgili konularda farklı konularda demokrasi, insan hakları dersleri vermeye çalışanların biz iç yüzünü de ne kadar samimiyetsiz ve sahte bir yapıları olduğunda bu olaylarda çok iyi gördüm. Konu gelmişken parantez içinde söyleyeyim. Mesela Darwin'in yeniden işte bir kitabını ortaya çıkartıyorlar. Değil mi? Yani inançla ilgili söylemlerin ortaya çıkan yani yeni propaganda yöntemleri var. Değil mi? Daha bu hafta mektubunu çıkardılar mesela. İşte belli televizyon kanallarında Avrupa'da ve Türkiye'de de paralelinde yayınlanan güya bilimsel adı altında evrenle ve insanla ilgili tamamen evrim anlatan yayınlar yapılıyor. Yani kendilerince bu yönde de bir yüklenmeye başladılar. Yani konunun çünkü, esası olduğunu anlayıp tabii. Çünkü halk orada bir vicdanlı hareket göstermeye başladı toplum şu an. Bu vicdanlı hareketi nasıl bastıracaklar? Vicdanlı hareket Allah inancıyla, Allah'a yakınlaşarak olacak bir şeydir. Allah korkusuyla insan değil mi? Vicdanlı davranır, sevgi ve şefkat gösterir. Buna karşı hemen bir hamle yapmaları gerekiyor. O yüzden bir anda dediğin gibi bu Darwinist yayınlar daha ciddi bir şekilde ortaya çıktı yani ve göze batırarak da yapıyorlar. Filmlerde onu, de var bu. Evet, onu böyle bastırmak istiyor. O vicdanının ortaya çıkması insanı bastırmak istiyorlar. Bak François Hollande diyor ki 22 yıl içinde 24 bin mülteci alacağız diyor. Bunu kendi maliyetlerini hesaplamışlar. Bunun bize maliyeti 1 milyar euro olacak diyor. 24 bin mülteci için. Türkiye o zaman ne durumda? Sen yani Türkiye onu diyorsun bunu diyorsun. Sırat'ın dediği gibi. Sonra ortada böyle biz 24 bin kişi alabiliriz.